Hepinize merhabalar arkadaşlar. Tanıdık Sesler'in yeni bölümünde konuğum, seslendirme sanatçısı ve oyuncu Burcu Başaran Yenger. Burcu Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden sorularıma başlayayım. Burcu Başaran Yenger'in seslendirme ile yolu nasıl kesişti? Çok eskilere dayanıyor. 1980. Oo. O zamanlar TRT'de Çocuk Saati programı vardı. Ben de o programı severek dinlerdim. Çünkü ben de çocuktum o zaman. Daha sonra TRT'nin bir sınav açtığını duyduk. Ve ben o sınava girdim. Arka arkaya 3 tane sınav geçtik ve o sınavı kazanarak ilk kez Çocuk Saati konuşmacısı olarak İzmir TRT'de başladım bu işe. Ve o gündür bugündür de hiç bırakmadan devam ettim. Sonra zaten tiyatro sanatçısı olmayı çok istiyordum. Tiyatro sınavlarına girdim liseden sonra. Kazandım. 9 Eylül Üniversitesi tiyatro oyunculuk bölümünü bitirdim. Sonra İstanbul'a yerleştim vesaire derken hiç bırakmadım. Hep benimle birlikteydi seslendirme ve dublaj. 8 yaşından beri yapıyorum. İşte aşağı yukarı 42 yılım doldu bu işte. O maşallah. Bu süreç içinde hayatınızda dönüm noktası olarak konumlandırabileceğiniz kişi, yapım ya da olay var mıdır? Dönüm noktası diyebilir miyiz bilmiyorum ama ben çok kıymetli ustalarla çalışma şansına eriştim. Çünkü bizim işimiz gerçekten usta-çırak ilişkisiyle ilerleyen bir iş. Kendinizi böyle geliştirebiliyorsunuz. Teorik bir kısmı varsa diksiyon kısmında var, evet. Biz de şimdi yetiştirmeye çalışıyoruz genç arkadaşlarımızı ve ben hatta çocuklarla da çalışıyorum. Onlarla birlikte çalışırken onlara teorik anlamda öğretebileceğimiz tek şey, ki o da hani çok kolay ve kısa zamanda aslında öğretilebilir teorik kısmı ama onun da büyük kısmı pratiğe dayanır. Çünkü birebir pratik yapmanız lazım bu öğrendiğiniz teorik bilgiyi meleke edinmek diyorum ben ona, meleke edinebilmeniz için. Bunu bir tek öğretebiliriz ama onun dışında konuşmacı olmak isteyen birinin, mikrofon oyuncusu olmak isteyen birinin bu işin profesyonellerini fazlaca izlemesi, o stüdyoda bulunması, işi nasıl yaptığını hem teknik anlamda hem oyunculuk anlamında nasıl yaptığını çok iyi izlemesi, gözlemlemesi ve sürekli orada vakit geçirmesi gerekir. Çünkü biz böyle böyle yetiştik. Ben şanslı sayıyorum kendimi çünkü gerçekten çok kıymetli ustaların çömezlerinden biriyim ben. Onların hayatımda çok büyük etkisi vardır, payı vardır. Onun dışında tabii ki binlerce film, binlerce dizi, belgesel, program vesaire bir sürü iş konuştum. Ama tabii ki bazıları benim için gerçekten çok çok özeldi. Ben işimi çok sevdiğim için hepsine aynı mesafede duruyorum. Çok seviyorum yaptığım işi. Ama bazıları benim için gerçekten çok çok özel. Ama hani dönüm noktası demeyelim de iz bırakan ustalar ve iz bırakan işler diyelim. Peki o Var zaman tabii ki. bir sonraki soruma bağlantı yapmış oluyorsunuz. Bu yaşta bile sınav stresi yaşıyorsun ya, sana imreniyorum. Yok vallahi imrenme hiç. Belli etmek istemiyorum ama ben çok yoruldum. Ya Zeynep yapma Allah aşkına. Senin yaşında kaç kadın hem üniversite okur, hem bebek bekler, hem kızını evlendirir, hem de çalışır. Seslendirmekten en çok keyif aldığınız kişi ya da yapım var mı diye sorayım. Hani biraz önce eşit mesafedeyim dediniz ama hani diğerlerinden böyle öne çıkan varsa eğer paylaşırsanız sevinirim. Var, var, tabii ki var. Bu soru bana sorulduğunda benim ilk aklıma gelen Kenneth Branagh'ın Hamlet'indeki Ophelia'dır. Neden onu da söyleyeyim. Sonuçta ben bir oyuncuyum. Ophelia tiradı bütün kadın oyuncuların ezberinde olan bir tirattır. Erkekler de Hamlet'i ezbere bilir zaten. O iş alındığında, stüdyoya geldiğinde sanki böyle hani Shakespeare Royal Akademi'de o iş çıkacakmış da tiyatro oyunu onun kastının distribüsyonunun asılması bekliyormuş gibi biz o föyü, o kastı bekledik. Kim konuşacak acaba diye. Çünkü çok özel bir işti. Uzun bir filmdi. Kenneth Branagh'ı çok severim. Ve bir de benim şarkıcılık ve müzik tarafım da olduğu için orada da şarkılar orijinal yayınlanmayacaktı. Şarkıları da konuşmacıların söylemesini istediler. Çünkü müziklerde bir altyapı yoktu. Çıplak sesle söylenmiş şarkılardı. Dolayısıyla hani böyle hepimiz hatırlıyorum çok
20'li yaşlarımın başıydı. Böyle kuş gibi bekledik o asılsın. Kim konuşacak acaba? Onu kim konuşacak? Bunu kim konuşacak? Ve arkada çok büyük bir kadro, çok büyük bir usta var, yığını vardı. Yönetmeninden konuşacak olan insanlara kadar. Hepimiz oyuncuyduk. Ablalarım, abilerim, ben ve benim arkadaşlarım, benim akran arkadaşlar. Bekledik ve bana geldi. Ofelia bana yazıldı. Oynasam herhalde bu kadar mutlu olabilirdim ancak. Çok mutlu oldum çünkü zaten hani çok iyi bir çeviriydi, çok keyifli yaptık. Neredeyse tekste bakmadık. Ezberimizdeydi çünkü o tiratlar. Sadece ağza oturtmak için birkaç böyle. Ve o zamanlar tabii şey kayıt yoktu, kanal sistemi yoktu. Tulum kayıt vardı. Ve biz birlikte girdiğimiz için stüdyoya ayrı ayrı da girmediğimiz için onu böyle hani sanki tiyatroda radyo tiyatrosunun versiyonunu alıyormuşuz gibi aldık o kaydı. Çok da keyifliydi, çok da güzel bir iş çıktığını düşünüyorum. O mesela ilk aklıma gelen işlerimden biridir. Mükemmel zamanlama. Her zamanki gibi. Güzel bir sürpriz oldu. Umarım öyledir. Biraz erkencisin. Seni özledim. Ben de seni özledim. Yiyelim mi? Olur. Tulum kayıt ve kanal kayıt demişken, bunca yıldır seslendirme sanatçılığı yapan birisi olarak hani sormak isterim. Teknolojinin seslendirmeye olan etkisi nasıl diye sorayım geçmişten bugüne. Kesinlikle olumlu yanları var. Bence olumsuz yanları da var. Yani hani hangisi daha ağır basıyor çok tartamıyorum açıkçası. Olumlu yanları şu, bize çok büyük kolaylık sağladı. Yani o eskinin tulum kayıt sisteminde şöyle bir şey vardı. Biz toplu halde ilk 10 sayfada kim varsa içeri girerdik. Diyelim ki filmin ilk 10 dakikası, ilk 10 sayfa neyse. Kim varsa içeri girerdik. Buna başrol oyuncu konuşmacısı dahil, ikinci derece, üçüncü derece, rabarba grubu gerekirse kim varsa içeri girerdik. Ve birinci sayfadan başlar, 10. sayfa bitene kadar o kayıt akardı. Ama arada biri ağız kaçırdı, hata yaptı. Olur, gıcık geldi, öksürdü, kayıt durdu, bozuldu. Kim bilir kaç sayfa geriye giderdik? Çünkü teknoloji buna el vermezdi. Aradan giremezdik. Çok büyük bir boşluk olması gerekirdi ki biz o aradan girebilelim. Ama şimdi teknoloji neredeyse hecenin arasına girecek. Yani bize böyle bir kolaylık sağladı. Dolayısıyla hani bu anlamda iş çok çabuklaştı. Şimdi o Ampex bantlarla çalışmak başka bir şey. İşte bir sürü ses programıyla çalışmak başka bir şey. Özellikle bu pandemi dönemiyle birlikte hepimizin evinde neredeyse artık benim de öyle evimde stüdyomuz var. Evden kayıt alıp gönderebiliyoruz vesaire. Yani bu iş teknoloji bu anlamda bizim çok işimize yaradı. Ama olumsuz yanı şu, bence çok büyük kayıptayız. Yani bunu tabii ki nostaljik bir şey, sosyal ilişki, arkadaşım, eşim, dostum anlamında da söylüyorum ama bu söylediğim işin sağlıklı yürümesi anlamında da bence geçerli bir şey ve bence büyük kayıp. Eskiden hepimiz birbirimizi duyabildiğimiz için anında, benden öncekinin söylediğini duyup, benden öncekinin tonunu duyup, benden öncekinin onu nasıl telaffuz ettiğini duyup, sonrasında ona göre konuşurdum. Şimdi bu kalktı ortadan. Yani tekste yazanı biz okusak bile o eğer başka türlü tonladıysa ve yönetmen bizi uyarmazsa biz onu bilemeyebiliyoruz. Bunu aldı elimizden ve bence bu bizi biraz yanlışa götürebiliyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Ruhsuzlaştırdı bence biraz işi. O anlamda da teknoloji biraz bence kayba uğrattı. Ve daha da büyük bir şey var, daha da büyük bir dezavantaj. Şimdi duymuşsunuzdur, bununla uğraşıyoruz. Büyük bir toplantı yapıldı burada Cemal Reşit Rey'de biliyorsunuzdur. Konularımızın, ana konularımızdan biri de buydu. Yapay Yapay zeka. Şimdi bununla uğraşacağız bakalım. Yani hem haklarımız anlamında hem de hani yapay zeka tamam çok güzel, bunun da bazı avantajları olabilir. Her zamanki gibi teknolojinin avantajları da var. Ama bu tarz dezavantajları da var şimdi. Yapay zekada bizim için çok büyük bir dezavantaj bana göre. Böyle zeka. şeyler de var. Ah, bu arada beynini nasıl çıkarıyorlar biliyor Evet, musun? bunu bilmemiz gerektiğini sanmıyorum. Burnunun deliğinden içeri soktukları gümüş bir kanca ile beyni yakalıyorlar. Sonra küçük parçalar halinde yine burun deliğinden dışarı Bu çıkarıyorlar. çok can yakar. Buna mumyalama diyorlar. Stüdyoda seslendirme yaparken unutamadığınız bir an var mı? Aynı şekilde oyunculuk yaparken de bu soru geçerli. Çok var. Ben mesela
Sahnede de stüdyoda da biz onu dalağa düşük diye tabir ederiz. Çok dalağa düşük biri değilimdir. Çok kolay kolay dağılmam, çok kolay gülmem. Ama çok şey olur, biz çok güleriz. Yani sahnede de hatta gülen olursa stüdyoda da ben toplarım bir şekilde falan filan ama bazen hani hepimizin koptuğu noktalar vardır. Böyle çok anımız var. Dublajda özellikle eskiden sirkülasyonumuz çok daha fazlaydı ve işler daha uzun sürdüğü için şimdiki gibi öyle 2 saatte, 2,5 saatte ya da ne bileyim işte 3 saatte film bitmiyordu. Çok sık kesildiği için çok daha uzun sürüyordu vesaire. Biz orada stüdyolarda yatıp kalkıyorduk neredeyse yani. Hani eve gidip işte üstümüzü başımızı değiştirip duş alıp geri geldiğimizi bilirim. Böyle günler günleri kovaladı. Dolayısıyla hani o zamanlara ait çok anımız var. Ailemizden çok birbirimizi görüyorduk. Yani ben bir keresinde mesela orada uyuyakalmışım. O zamanlar tabii tekst var elimizde. Böyle şimdiki gibi monitörden okumuyoruz. Kocaman bir 4 stüdyonun başrolü var elimde ama ben onu bayağı bir eritmiştim. Ben uyuyakalmışım. Kulakları çınlasın. Ender abimiz vardır, Ender Yiğit. Geldi beni uyandırdı. Ucu kalk dedi, kayda giriyoruz. Sıra sende, çabuk dedi, gir içeri falan. Ben böyle paldır küldür toparlandım. Al tekstlerim burada dedi. Elime bir tekst tutuşturdu ama o kadar kalın bir şey ki. Ben uyku sersemiyim yani artık düşmüşüm, yorulmuşum. Girdim kayda o tekste. Çaktırmadan ve gürültü etmeden nerede olduklarını, hangi sayfada olduklarını bulmaya çalışıyorum. İçeridekiler de hiç bana çaktırmadan devam ediyorlar. Bana kumpas kurmuşlar. Kayıt falan alınmıyor o sırada. Kayıt akıyor. Bakıyorum böyle savaş filmi, askerler var. Bir şey. Şaşkın şaşkın bakıyorum. Sağ sola nerede, neresi falan diyorum. En sonunda onlar dayanamadılar, patladılar. Aa falan diye gülüyorlar böyle. Aa dedim, ama bu bana yapılır mı falan. Çok güzel uyuyordun, uyandırdık diye. Böyle böyle çok anımız var. Stüdyodan konuşmacı çekiştirme anılarımız var. Bazı şeyleri yanlış anlayıp ya da sağ olsun çevirmenlerin tuhaf çevirip bizim de o can havliyle girdiğimiz mesela Mayday Mayday'i Mayıs günü diye çeviren çevirmenlerimiz oldu. Biz can havliyle ben Mayıs günü Mayıs günü diye bir kadın pilotu konuştuk ama bir dakika ne dedim ben diye durduğumu biliyorum. Ya da işte mesela gökten kedi köpek yağıyor diye bir İngilizce şeyi deyimi çeviren çevirmenlerimiz var. Ne dedim ben de? Bu ne demek ki diye durduğumu biliyorum. Böyle böyle çok anımız var. Çok keyifli zamanlarımız var. Ya bir arkadaşım bir kitap çıkarmayı düşünüyordu ama sonra kaldı galiba. Ne oldu bilmiyorum. Çok fazla anımız var çünkü. İşte bu barajın topografik haritası. Bu taşma kanalı. Kanaldaki yoğunluk değişimlerini görüyor musunuz? Bunlar lastik izleri. Ve bu yeri kaplayan buzun derinliğini gösteriyor. Bu da son dönemdeki su hareketi. Seslendirme sanatçısı olmak isteyenlere ne önerirsiniz? Şimdilerde çok fazla kurs var dediğim gibi. Başında da söylediğim gibi en başta şunu söylemek istiyorum. Bu bir hobi değil. Bu bir iş, bu bir meslek. Bizim işimiz hem oyunculuk hem seslendirme oyunculuğu için geçerli. Evet çok renkli, evet çok cazip, çok keyifli, çok güzel. Ama gerçekten bu bir iş. Yani işte ben çok seviyorum hafta sonları aslında bilgisayar mühendisiyim ya da işte öğretmenim ama çok seviyorum ben de yapmak istiyorum. Look bir şey değil. Dolayısıyla ama ha kafayı gözü kırıp hayır ben işte mühendisim ama böyleleriyle de rastlaştım. Çünkü aslında ben sizden ders almak istiyorum. Niye? Çünkü bu işi yapmak istiyorum. Bu derece bu işi yapmak isteyip işi gücü bırakıp sadece bunu yapmak isteyen arkadaşlara tavsiye vereyim. Ha onun dışında amatörce şeyler yapabilirler. Bu tarz şeyler yapan arkadaşlarımız da var. Kişisel gelişim için diksiyon dersi alabilirler. Zaten Türkçeyi güzel konuşmak, kullanmak, ifade gücü vesaire bu herkes için gerekli. Bu konuda kendilerini geliştirebilirler ve bundan sonra da bazı sosyal yardım kuruluşları, işte kitap okuma öğrenciler için, görme engelliler için vesaire bu tarz ihtiyaca göre talepte bulunan yerler var. Buralara hem de keyifli ve güzel bir şey yapmış olurlar. Doğru adreslerde bu tarz işler yapabilirler profesyonelliğin çok da gerekmediği yerlerde. Ama eğer ben bu işi profesyonel olarak yapmak istiyorum diyorlarsa mutlaka öncelikle diksiyonlarının buna el veriyor olması gerekir. Diksiyonu çözdükten sonra adı üstünde mikrofon oyunculuğu. Çünkü bu da oyunculuk. Evet çok bedeni belki sahnedeki gibi ya da ekran kamera karşısındaki gibi kullanmıyorsunuz ama sonuç olarak bu da oyunculuk. Oyunculuk konusunda, ses oyunculuğu konusunda ne gerekiyorsa, ne eğitim alınması gerekiyorsa alıp bunu yapmak zorundalar. Yapmalılar daha doğrusu. Sonra da sadece pratik, pratik, pratik ustaları izlemek, profesyonelleri izlemek,
stüdyolarda yatıp kalkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten artık çok da talep var. Ben hep öğrencilerime de onu söylüyorum. Bir fark yaratmak zorundasınız. Çok fazla insan bu işi yapıyor ve çok fazla kurum eğitim veriyor. Ama yeterli mi? Hayır. Oradan sadece bu işin temel kurallarını öğrenerek çıkabilirsiniz. Ama kendinizi geliştirmek size ait bir şey. Ha, o yetenek varsa ve siz de çok azimliyseniz bu konuda daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Bir de hani yetenek olunca birazcık ve bu işi de öğrenip çabuk kapıyorsanız işi, üstüne çok da pratik yapıyorsanız işte o şey oluyor söylediğim. O zaman sivrilebiliyorsunuz, bir fark yaratmış oluyorsunuz. Ama onun dışında zaten çok fazla insan geliyor alttan. Ve şuna lütfen takılmasınlar. Yani bazı kurslarda işte biz milli eğitim sertifikalıyız. Milli eğitim sertifikası, hiçbirimizin milli eğitime dayalı bir sertifikası yok. Bu iş için bir sertifika gerekmiyor. Yani hani bu bir artı değer değil alacakları kurs için. Sadece o kurstaki eğitmenler kimler, onların geçmişleri nedir? Çünkü bazıları gerçekten çok çok iyi eğitim veriyor ama bazıları da bu kim ki? Önce kendi mi bir öğrense acaba dediğimiz yerler var. Ona çok dikkat etmeliler ve çok fazla pratik yapmalılar. Çok fazla profesyonelleri izleyip, dinleyip, gözleyip ancak öyle kendilerini geliştirebilirler diye düşünüyorum. Ama tekrar hatırlatıyorum, bu bir hobi değil. Bu bir meslek, bu bir iş. Arada derede yapılacak bir şey değil. Doğru. Tanrım, hadi Gainesville'e dönelim. Küçük dairemizde yaşayalım. Sen müşteri peşinde koşmayı sürdürürsün ve ben de akamyan için arabaları geri almayı sürdürürüm. Ve belki, sadece belki ölene kadar çalışırsak yaklaşık 5 yıl sonra Körfez kıyılarında bir hafta sonunu ve bir bebeği karşılayabiliriz. Peki şu an siz bir yerde eğitim veriyor musunuz? Onu da sormuş olayım. Bir kurumda vermiyorum ama ara ara böyle paket programlar halinde verdiğim, yaptığım oluyor. Özel ders üzerine gidiyorum daha çok, yani özel ders veriyorum. Pratiğini de bir stüdyoya götürerek pratik de yaptırabiliyorum. Hem teorik hem pratik ama özel ders veriyorum. Şöyle bir şey de olabilir. Mesela pandemide çok fazla grup dersi verdim. Bazen diksiyon dersi veriyorum ama dublaj ve seslendirmeye yönelik bir şey istendiği zaman ve kendileri bir grup oluştururlarsa gruplarla da çalışıyorum. Ama ağırlıklı olarak ben özel ders veriyorum. Sosyal medyadan ulaşıyorlar bana zaten. Hani sosyal medyam herkese açık değil ama artık o biraz şey gibi oldu. Benim hani iş platformum gibi oldu. Oradan sağ olsunlar ulaşıyorlar ve herkese de yetişmeye ve cevaplamaya çalışıyorum. Harika. O listeyi görünce tüylerim diken diken oldu. Bence kuş kullanmakta çok haklısın Melek. Yani Pertev'de tam bir katil zanlısı tipi var. Tamam da o listedeki muzlar ne olacak? Aslında ben bu konunun pek uzmanı sayılmam ama pasta yapmak istiyor olabilir. Aklıma yaptığınız yerli işlerden bir doktorlarda Merve Sevi seslendirmesi. Kısacası yanlış düşünmüşüm. Öyle mi? Ben az önce neler yaşadım biliyor musunuz? Asansörde mahsur kaldım. Panik atak krizi geçirdim. Ve o halde koşa koşa buraya geldim. Eğer düşündüğünüz gibi olsaydı hiç gelmeyebilirdim de. Ama buradayım. Sizinle. Seninle birlikteyim. Çünkü burada seninle olmak istedim. Aynı zamanda Yalancı Yarim'de de Merve Sevi seslendirmesi. Buyurun. Yok, siz buyurun. Siz buyurun. Yok yok, lütfen siz buyurun. Siz koskoca Tarık Tekelioğlu'sunuz. Sonra stajyer kız benden önce domates aldı diye beni şikayet edersiniz. Kovdurmaya kalkarsınız. Kurtarıcım da her seferinde yardıma yetişemez ya. Yağmur Zamanında ve Oyun Bitti dizilerinde de Azra Akın seslendirmeleri aklıma geliyor. Düğünü devam ettiği falan yok. Başka kadından çocuğu olan bir adamla evleneceğimi düşünmüyorsunuz herhalde. Bu iş burada biter. Bir kere olsun birini dinlemeyecek misin sen? Aklına bir şeyi yerleştiriyorsun. Onun dışında başka hiçbir şey görmüyorsun, dinlemiyorsun. Bu nasıl bir haksızlık? Bu olayın, olanların benimle bir ilgisi yok. Yani Erol benim arkadaşım. Çocukluğumdan beri. Hiç hani bir araya geldiniz mi, tanıştınız mı, aranızda bir diyalog gerçekleşti mi seslendirdiğiniz sanatçılarla? Hani bu iki sanatçı dışında da olabilir tabii. Azra ile zaten bir süre çalıştık birlikte. O zaten benimle tanışmıştı. Böyle bir işte karşılıklı hani biz bir tanışalım diye konuşmuştuk. Sonra da zaten ben Azra ile bir süre diksiyon vesaire konusunda bir süre Azra ile çalıştım. Merve Sevi ile de bir dublaj sonrası stüdyoya tanışmak için gelmişti. Merve Sevi ile de öyle bir tanışmıştık. Bir 5 dakika sohbet etmiştik. Onun dışında bir hani bir İlknur Soydaş vardı. O da manken de o zaman Emrah'ın bir dizisinde. Mesela onunla tanışmadık. Sadece ikisini hatırlıyorum. Azra ile ve Merve ile tanışmıştık. Başka tanışmadık.
Rüzgar kuvvetlenince daha dikkatli ol. Neredeyse uçurtmanı kaybediyordun. Ve siz de George'yi kaybediyordunuz. Ben ipin diğer ucundan tutmasaydım onu sonsuza kadar kaybetmiştiniz. Aman tanrım Annabel. Kıyafetine ne yaptın böyle? Üstündeki toprakla bir bahçe yaparsın ve John sen yine pissin. Son soruma geleyim. Burcu Başaran Yenger, seslendirme sanatçısı ve oyuncu olmasaydı hangi mesleği yapmak isterdi? Hiçbirini. Ha. Hiç kararım değişmezdi. Yani ben hani doğar doğmaz şunu olacağım, bunu olacağım diyen çocuklar vardır ya ama fikri değişmeyen. Ben de onlardan biriydim. Ben oyuncu, ablam da benim ablalarımdan biri tiyatro sanatçısıdır. Belki ondan çok etkilendiğim için, biraz da içimde olduğu için ve hep böyle tiyatronun kantininde, işte sahnede, orada burada ablamın peşinde çok büyüdüğüm için. Sonra işte ablamın arkadaşları hep o çevreden olduğu için vesaire vesaire. Ama sanıyorum benim içimde de varmış. Ben hiç başka bir meslek düşünmedim. Hiç hani şey de diyorlar bazen, tiyatrocu olmasaydın ne olurdun? Bazen arkadaşlarımla da konuşuyoruz yani. Ne olurduk ki biz yani? Hani en fazla şey diyebiliyorum. İşin, mesleğin adını koyamıyorum. Ama en fazla şunu diyebiliyorum. Mutlaka içinde insan ilişkisi olan bir şey olsun isterdim. Yani ben asla ofis insanı değilim. Masa başı bir iş asla yapamazdım. Hareket olacak işin içinde. Sanat mutlaka bir yerinden olacak. İnsan ilişkileri olacak, duygular olacak ve işte o öyle de söyleyince iş yine aynı yere çıkıyor aslında. Doğru. Başka hiçbir şey düşünmedim. Şimdi bile cevabım yok buna yani. Peki, o zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Burcu Hanım, size de tekrar teşekkür ediyorum davetimi kırmayıp katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, çok keyifliydi. Teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Hoşça kalın.